Dinleyicilerimiz Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Siz nasılsınız? Çok iyiyim Allah'a emanet. Ne yapıyorsunuz? Çok iyiyim elhamdülillah. Hüküret Bey siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim elhamdülillah. Teşekkür ederim. Oktar Bey. Elhamdülillah. O filmin eksik bir yeri var. Tamamladın mı onu? Tamamladım. Tamamladınız. Evet. Göreyim önce oradan bir başlayalım. Hazırlanmamış olabilir. Bu akşam yetiştiriyorlar inşallah. O çok önemli yani. Uzun uzun bakma sahnesi var. Evet. Değil mi? Evet. O ışından girişin iyi. Evet. Ani duruşun da iyi, birden hızlanman da olayı. Ama ondan sonraki şey eksik. Evet, dinliyorum. İstanbul Bayrampaşa metro istasyonu yakınlarındaki bir merkezde 17.30 sıralarında bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama Eyüp ve Fatih'ten duyuldu. Patlamada bir kişi hafif yaralandı. Hürriyet'e konuşan güvenlik kaynaklarına göre patlamaya parça tesirli bir bomba neden oldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise patlamanın neden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz dedi. Vasif Hoca gereğini yapar. Evelallah. Mekanında bomba patlatıyorlarsa onu yapan adamı illaki yakalayacaktır. İnşallah. Değil mi? Evet inşallah. Olmaz. Öyle münasebet şey olmaz. İyi birine bir şey olmamış yani. Bir şey yok yani. Şiddeti yüksek ama. Evet. Allah Allah. Adamlar ne amaçla yaptılar acaba? Polis arabası biraz önce geçmiş oradan. Ya, polis arabası değil de amaçları. Herhalde öyle evet. Laf olsun, torba dolsun, evet. Olay çıksın, dikkat çekilsin. Evet. Tansiyon çıksın falan o tarzda yapıyorlar. Öyle şeyde o dinamiti böyle lokma lokma. Efendim irmik helvası gibi kanun hukukla yedirmek lazım. Yani pişman etmek lazım özetle kanun hukukla. Yaptığına yapacağına. Anında yakalama önemli. Yakalanmıyor. Adam yapıyor kaçıyor, yapıyor kaçıyor. Bir de keçi gibi kaçıyorlar ya. Yaban keçisi gibi o filmde gördüm. 100 metreci gibi her yerler. Yani akıl almadı. Bir çölme taksa aslında 100 metre uçar onlar ya. Hakikaten şu ayağını bir taksam bitti ya. Yani. 10 takla atar tahmin ediyorum. Yalnız bu adamla ben cin olmasına şüpheleniyorum. Bunlara kurşun etki etmiyor ya. Nasıl oluyor bu iş? Ha, çevik kuvvet otobüsünün geçmesinden bir iki saniye sonra. O zaman tabii. O zaman polise yönelik mühim bir eylem yapılmış. Allah polisimizi korusun. İnşallah. Allah melekleriyle muhafaza etsin, vesile etsin. Şeytan, İblisun ve İblisat'a da Cenab-ı Allah nefes aldırmasın. Allah ayaklarına dolasın oyunlarını. Allah oyunlarını bozmuş. Tabii çevik kuvvet. Çevik kuvvet otobüsler hiç olmasa camlarını kurşun geçirmeniz yapsa çok iyi olur. Değil mi cam? Camlarını. Ne olacak ya? Hayır, mevcut camı da dursun. Ayrıca ilave kurşun geçirmez cam takılabilir. Yani çelik bir kaide oluşturulur. Otobüsün dizaynını bozmadan. Değil mi? Yani rahat temizlenecek gibi de olur. Bir aralıkla yapılabilir şu kadar bir aralıkla. Çelik bir iskelet üstüne. Kurşun geçirmez cam. Hem dışarı rahat görürler. Önemli o yani. Yakışıklı hoş geldin. Orhan gelince bayın parçalarına playback yapacaksın. İnşallah. Rica ediyoruz. İnşallah. Avukatım gidiyor mu? Burada da. Ha burada tamam. Herhalde Türkiye'nin en ünlü avukatı benim gördüğüm yani en yakışıklı avukat. Öyle görünüyor olay. Hadi bakalım. Thank you.
Acaba bunlara kurşun isabet etti de yani öldürücü olmayan yerlerine geldiyse öyle canavarıyla koşup kaçmış olabilir mi? Bir kişinin yaralı olduğu söyleniyor. Civar hastanelere de bakıyorlarmış. Ama herhangi birisi o şekilde başvurmamış. Hastaneye götürdüler mi canım? Aklın peynir ekmekten mi yedi yani? Hastaneye götürmez. Öyle değil de doktor tehdit edip doktor götürebilirler. Yani onu araştırmak lazım. Daha önce de öyle yapmışlardı. Eve götürüyorlar. Bir mesela cerrahı tehdit edip silahla alıp götürüyorlar. O da söyleyemiyor tabii onlar öyle yapınca bazen. Ya bu adamcağızı niye vurmak istediler acaba? Ne var onda ya? Adam kendi halinde bir adam o yani. Niye emniyette yürüdüler acaba? Son dönemde hedef gösterildi. Söylediklerinden dolayı. Ha öyle mi? Evet, sosyal medyada. Nasıl hedef gösterildiler? O PKK'nın terör örgütü olmadığını söylemişti. O cümlesinin üzerine bayağı bir sosyal medyada hedef gösterildi. Şimdi de böyle ses getirmek için böyle bir eylem yapmış olabilirler. Yani adam mesela küfredip falan öyle mi? Bu adamı nasıl konuşturuyorsunuz falan gibisinden. Evet, bir de böyle hani ortadan kaldırılması yönünde bir şey. Ha öyle mi? Evet. Daha sonra hanımı için de öyle şeyler söylediler. O kadıncağız eşi olmasa onu korusunlar ya. İnşallah. Yani çok titiz koruma olsun. Evet. Tabii kadına da bir şey yapabilirler hanımefendiye. O PKK yap dedi kadın. Evet, bağırdı. Evet. Adam delikanlı hanımmış o. Aferin ona. Yani kaba dayıymış. Helal olsun. Yani başkası olsa korkar. Hiç demeç veremez yani. Bazı kişiler korkar yani. Avukat da o gün PKK'nın şehri terk etmesi için çağrıda bulunmuştu. Protestolara katılmıştı. Bu camiye saldırıları vardı PKK'nın ve hendekleri terk etmeleri için, oradaki kazdıkları hendekleri terk etmesi için çağrıda bulunmuştu PKK'ya. O gün de olay olmuştu. O PKK ona sinirlenmiştir. Evet. Çünkü PKK'ya çok kızdıracak bir şey bu. Evet. Yani Kandil'in tam aksi bir ifade bu. Evet. Yani ben otoriteyim, Kandil'i dinlemeyin. Tabii onun mesela sözünü dinleseler, o hendekleri falan kaldırsalar, bu Kandil'in asla kabul edemeyeceği bir şey. Yani çünkü bütün otoritesini kaybetmiş olacak. Onun için alelacele böyle bir şey yapmış olabilirler. Bir hafta önce çok tehdit alıyorum, ölüm tehdidi alıyorum diye söylemiş. Bir de o bölgede PKK sempatizan doktor çok. Evet. Yani doğrudan oraya götürmüş olabilirler. Yani özel muayenehaneye götürmüşlerdir. Evet. Daha önce mesela bizim polisimizi muayene etmeyi reddetmişti bazı doktorlar. Evet. PKK'lı adam. Polis yaralı geliyor, ben muayene etmem diyor. Evet. Yani çok büyük zulüm. Evet, gelebilir. Yeni bir kuşak daha geldi. Bakalım bunlardan sonra yeni bir kuşak daha. Sonra bir yeni kuşak daha. İnşallah. Ondan sonra zaten konu biter. İnşallah. İkinci kuşak, yok bunlar o kuşak bir. İkinci kuşak da biter. İnşallah. İnşallah. Ama bizim polis de acayip kabadayı ya. Hayret evet. Yani. Mesela öyle bir şey olsa çok telaş edip koşarak adam geliyor üstüne. İkisinin de elinde silah var. Hiç umurlarını bile değil yani. Acayip sakinler. Evet. Zaten sakinlerini de şaşırmış adamlar. Yani PKK'lılar böyle yazılarına baktım. Tahir Elçin'in eşi hanımefendi bugün Bekir Bozdağ'la görüşmüş. Bekir Bozdağ aramızdaki konuşmalar aramızda kalacak. Asla açıklamam demiş. Tahir Elçi minarenin orada açıklama yaparken yanında HDP'den falan kimse yok. 3-5 kişi açıklama yapıyorlar. Cinayetten sonra cenazesinde tüm PKK sempatizanları belirdiler. Şov yapıyorlar.
Bir de polisin üstüne olayı yıkmaya çalışıyor falan. Acayip şirretler ya. Yani böyle şirretlik görülmemiş. Ahmet Hoca da biraz olaylardan gerilmiş herhalde yani. Uslubuna yansıyor. Sakin olsun ya, bu herifler böyle bayağı şirret, ahlaksızlar. Sakin, dinlenerek olaylara yaklaşsın. Muhatap dahi olmasa ya, cevap vermesine bile gerek yok. İş sürür, kervan yürür derler yani. Devlet niye? Derin devlet dedi olsa, Tahir Elçi'yi niye öldürsün ya? Yani niye öldürsün? Adam diyor ki terörü durdurun. Teröristler buradan çekilsin diyor. Niye öldürsün yani? Nerede devlette çelişen yön var burada? PKK terör örgütü değil. Herkes bölgede birçok sempatizan onu söylüyor. Yani o bir dert değil ki. Bir olsa desin yani. O kim dinlerken o ifadeyi. Selahattin Demirtaş'ın konuyla ilgili bir açıklaması vardı anlamı. Selahattin Hoca. Evet, dinliyorum. Şu da bizim açımızdan nettir ki o dakikada o bölgede ve o sokakta polisler dışında ateş eden hiç kimse yok. Tahir Elçi'yi öldüren kurşunun polis silahından çıktığı kesin. Ama hangi amaçla hangisinden çıktığı ancak adil bir soruşturma ile ortaya çıkarılabilir, dedi. Uzak atış diyorlar. Uzak atış dediği nedir? Bir de polisler orada can havliyle hareket ediyorlar. O gelen adamlarla ilgileniyorlar. Yani o tarafa dönük bir ateş yok. Bir de yanında insanlar da var. Kalabalık orası. Yani polis vursa görülmez mi? Herkesin elinde kamera var. Cayır cayır çekiyorlar. Yani polis yani hipnoz mu yaptı oradaki adamlara? Nasıl olsun ki? Polis dönüp silahı doğrultup vurması lazım. Etrafında insanlar var, kalabalık var. Yani çok kötü bir yalan. Çok zorlama bir yalan. PKK'nın ahmakça bir eylemi. Yani çünkü Kandil'e isyan ettiği için. Kandil'e her isyan böyle cezalandırılıyor zaten. Sanki ilk 16 bin insanı öldürdü Kandil. Şu ana kadar 16 bin infaz. 16 bin infaz var. 16 bin bir şu an. Devam ediyor. Kandil'e her kafa tutanı, her karşı geleni vurdular şu ana kadar. Hepsini öldürerek. Kimini boğma teliyle, kimin kafasını keserek, kimini kurşunlayarak. Ya bunda şaşacak bir şey yok. Kandil'in adeti bu zaten. Gelenektir bu. Onların geleneği. Yani o nereden çıktı diyor. Ulan 16 bin kişiyi öldürmüşsünüz. Nereden çıktı? Onlar nereden çıktıysa o da oradan çıktı yani. Kesintisiz devam eden bir geleneğin uygulaması. Olay yerinde deforme olmuş bir mermi çekirdeği bulunduğunu açıkladı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Polisin kullandığı 9 milimetrelik silahlar. Bunun mermi çapı küçük. 5.56 milimetre. Yani, efendim? Evet. Bu uzaktan vurulan o dürbünlü karabina denen tüfekler var ya. Evet. O av tüfekleri. Evet. Yani avcılar falan kullanıyorlar. Onlardan. Evet. Bildiğim kadarıyla da mermisi biraz uzun onların. Evet. Daha uzun. Evet. Evet, ince uzun yani. Delik geçiyor ince uzun ama siz daha ilerisiniz inşallah. Evet. Dürbünlü tüfekle vurmuşlar. Evet. O kargaşa anını ayarlamış, planlamışlar gibi görünüyor. Ya kardeşim bir kere Kandil böyle bir adamı zaten yaşatmaz. Ya PKK eylem yapacak. Sen de diyeceksin ki eylemlerinizi durdurun. Yani mümkün değil. Aslında çok iyi koruma gerekiyor böyle lider konumunda olan insanlara. Mesela Selahattin Demirtaş'ı bir polis ordusu korusa PKK'nın tozunu dumanına katar bence. Pek lider olur, iş biter. Defolun gidin, ahlaksız herifler, katillerdir. Pislik herifler. Siz herkes biliyor. Kürt milleti, Kürt kavmi mi der artık?
Ya biz Kürtler olarak sizden nefret ediyoruz. Başımızı belaya soktunuz. Ekonomiyi çökerttiniz. Hayatı bize zehir ettiniz. Pislik adamlar. Defolun gidin derler. Der. Biz burada siyasetle bu işi halledeceğiz. Demokrasiyi de sağlayacağız. Özgürlüğü de sağlayacağız. Zenginliği de sağlayacağız. Hepsini yapacağız der. Ama bir polis ordusunu koruması lazım. Az polis kullanıyorlar. 30 kere dedim daha çok polis kullanın diye. Daha çok asker kullanın diye. Ya adam orada 20 polis olsa kaçabilir mi o? Polisler 5 kişi önüne dursa gitti. Aniden önüne çıkarlar. Ayağına bir çelme taksa uçar adam yani. Az polis var. Bak silah sorunu oluyor. Polisler silah arıyorlar. Mermi de yok. Halbuki 30 kere söyledim otomatik silah dağıtın diye. Değil mi? Evet. Mesela kobra tipi silahlar var daha böyle kibar küçük silahlar otomatik silahlar. Ay yine tabancası olsun. Ama elinde otomatik silah olsun. Tabanca son kullanacağı bir silah olması lazım. O belinde dursun. Olay yeri inceleme geliyor. Yağmur gibi kurşun yağdırıyorlar. Bu ne peki? Anlamı ne bunun? Niye rahatsız oluyorsun? Olay yeri incelemede niye rahatsız oluyorsun? Ayrıca onlar güvenlik şubenin foto film kayıt işte araştırma yapan elemanları. Savcı geliyor, savcıya nefes aldırmıyorlar. Bir kere o mermi çekirdeğinin çapından olay anlaşıyor. Polislerin hiçbirinde öyle bir silah yok. Yani öyle küçük çaplı mermi onlarda yok. Tüfek zaten yanlarında yok. Evet. Bu tüfek mermisi. Tahir Yeşil'in kızının fotoğrafı vardı cenazeden. Bakayım. Oğlunun. İsmin bak. Nazel'in. Canım benim yazık benim. Bu çocuğu da korunması lazım. Polis titiz olarak ona da koruma versin. O çocuğun hayatı da zor olabilir. Bunlar alçak. O da oğlu. Nefes aldırma. Oradaki hanım kim? O da annesi evet. Ya bir de çocuklar böyle yerlere getiriyor. Çok büyük hata yapıyorlar. Evet. Cenazeye çocuk götürülür mü ya? Çocuk daha yeni dünyayı kavruyor falan. Acayip dehşet, travma yaşar yani. Olgun bir insan gibi olmaz ki. Mesela çocuk dehşete düşmüş. Evet. Yazık günah değil mi? Yani uygun, güvenli bir yere alsınlar ailesini olduğu gibi. Genç kızı da, çocuğu da, anneyi de, değil mi? Devlet maaş da versin. Değil mi? Yani böyle güzel, korunacak bir sistem meydana gelsin. Yazık günah yani. Çocuk cenaze götürmüyor. Ya kadın, genç kız da mesela götürüyor. 12 yaşında genç kız, 11 yaşında çocuk. Ya kardeşim, yani çekeceği ızdırabı bir düşün. Çocuklar, onlar da daha yeni yeni ahiret düşüncesi oluşuyor. Dünyayı yeni tanıyorlar. Ölüm onları çok korkutur. Dehşete kaptırır yani. Bir de cinayet, yani cinayet daha da korkutur. Yani telkin de vermiyorlar çocuklara. Yani gönlünü açacak, öyle bırakıyorlar. Çocuk onun acısını günlerce yaşıyor, yani korkuyor. Cenaze yolu gelenler ağlıyor falan. Çocuğu da ağlatıyorlar. Müthiş travma yaşatıyorlar. Bu kadar ızdırap vermeye ne gerek var ya? Nihayet doğum gibi ölüm de son derece makul. Cenab-ı Allah'ın kanunu olan bir güzelliktir. Allah cennet nasip etsin. Cennet nasip etsin. Bugün yetkililer anlatmış, Diyarbakır'da polisler tanınmamak için çelik yelek giymeyi tercih giymemeyi tercih ediyormuş. İstemiyorlarmış çelik yelek giymeyi. Tanınmamak için değil, kabadayılıklarından. Maşallah. Alayı kabadayı, yani o delikanlına yakıştırmaz onu. Gel vur lan falan diyordur ya. Onlarda öyle bir şey yok. Benim gördüğüm göğsünü geri geri geziyorlar yani. Adamlar direkt üstüne çıkıyorlar ya böyle. Öyle bir şeyleri yok. Hepsi kabadayı yani. Evet. Ben hayret ettim ya maşallah. Bir geçenlere gösterdi ya saçı başı bembeyaz olmuş. Özel harekatçı ya. Evet. Artık dede olmuş neredeyse.
Hiç berbat, evin içine direkt alıyor ya. Evet. Ne olacağı belli değil yani. Hepsi kabadayı. Öyle bir de o kabadaylık işte PKK'yı çok yıldırıyor. Yani bu kadar mesela şehitlik oluyor. Ya normalde yılması lazım adam değil mi? Ya dersin bunlar şakası yok, çeker vurur dersin. Bunlar azdıkça onların kabadaylığı daha da artıyor. Evet. Efeli daha da artıyor. Beşer beşer gelin lan falan dedim. Bu emekli olan özel harekat memurları da daha sonra gönüllü olarak tekrar oraya gelmek istiyorlarmış. O şekilde geliyorlarmış. Duramıyorlar. Evet. Ya özel harekatçıya emeklilik olmaz kardeşim. Evet. Özel harekatçı yani olmaz. O kabadayı çok yıldırıyor. Yani bak bu mesela bilinmeyen bir şey ama ben bunu şu an söylüyorum. Polisin kabadayının verdiği yılma hissi akıl almaz PKK'da. Yani onları dehşete kaptırıyor. İşte zırh bir tane anlaşalım, konuyu bağlayalım falan demelerin nedeni o. Mesela kendi kendilerine duruyorlar bazen. Aman aman durun falan. Çılgın ya bunlar diyor bir tanesi. Yani cesaretin amansızlığından kaynaklanıyor. Direkt balıklama dalıyorlar her yere. Yani hiç umurunda bile değil yani. Yakağı bayar açıyor, hiç. Tabii polisle, jandarmayla olmaz bu işler. Bu işler ilimle, irfanla, sevgiyle olur. Yoksa bu bataklık kurumaz. Yani meşhur bir söz vardır yani bu bataklık. Sivrisineklerle mücadele etmekten bataklık değil mi? Bataklığın kurutulması esastır. O da Darwinist materyalist eğitimin durdurulması. O zaman bu bataklık son bulur. Efendim, sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Sevgi ihtiyaçtır diyelim. İnşallah. Sevgi ihtiyaçtır. Evet. Gençler biliyor değil mi böyle kelime ihtiyaç falan? Biz... Evet. Evet. Gereksinim falan mı? Hakikaten anlamıyorlar bir şey ya. Yeni yetişen gençler bir alemler bir çoğu yani. Çok sevimler. Anlarlar diyorsun ihtiyaç. Tamam. Daha farklı konuşuyorlar. Mesela candır gibi hocam. Sevgi candır veya sevdikleri bir şey candır şeklinde olabiliyor. Aa, sevgi candır. Ama güzel bir söz sevgi candır. Evet. Tamam, onların sözüyle söyleyelim. Sevgi candır diyelim. Olur mu? Maşallah. Belki oradan daha açılırlar. İnşallah. Sevgi candır diyelim. İnşallah. Yani hep biz onları etkileyecek halimiz yok. Onlar da bize etkiliyorlar yani mecbur. Hayko Bağdat, Ermeni kökenli, Marksist sol görüşlü ama dürüst bir delikanlı bu. Evet. Çok efendi ben, bakıyorum yüzünden anlaşılır. Yüzü temiz yani. Mühim olan dehşet ve vahşeti kabul etmemesi. Marksist olabilir, ateist olabilir. Ateist köfteler var böyle, bayağı sevimler geliyor. Yani saçlar falan bir kısmı ilginç oluyor falan. olabilir yani. Bu günler gelir geçer. İnşallah. Bunlar hep karşılaşılacak olaylardır. 2019'lar, 2021'ler bunlar hep acayip tarihler. 2023'ün harika olduğunu Tayyip Hocam kendisi resmi olarak açıklıyor artık. Değil mi? Evet.
Ne vakte kadar gideceğini de biliyor olayların. Bak 2071 diyor hakikaten. Maşallah. En şiddetli yükselmenin olduğu tarihtir. Yani dünya hakimiyetinin püfür püfür işlediği dönem. İsa Mesih'in olduğu dönem aynı zamanda. Evet, dinliyorum. PKK'nın yayın organı Mednuçe'de PKK'ya destek vermeyenler ölümle tehdit edildi. Kürdistan'da direnişe, PKK'ya karşı tek laf söyleyenin yaşama hakkı yoktur. Eğer sömürgeciliğe karşı direnmiyorsan, katliamlarını eleştirmiyorsan, üstelik kalkıp direnen ve şehit düşenleri eleştiriyorsan, senin Kürdistan'da hakkın yoktur, kim olursa olsun denildi. Kardeşim, sen bir şeyler anlatıyorsun ama mesela sömürgecilik diyorsun. Sen bütün sömürgecileri oraya çağırıyorsun zaten. Amerikan derin devletinin en azılı adamlarını oraya çağırıyorsun ve onların işbirlikçi uşağı oluyorsun. İngiliz emperyalistlerinin en azgın derin devlet elemanlarının uşağı oluyorsun. Bir de cinsi sapık olarak da onlara hizmet veriyorsun. Burada büyük bir şerefsizlik var, haysiyetsizlik var. Hayır, yok böyle bir şey diye de ben de sana ispat edeyim. Şimdi burada konuşacak halin var mı senin ya? Emperyalistlerle iç içe olan sen değil misin? O toprakları onlara satan sen değil misin? Kendini satan sen değil misin? Azılı psikopat katillerle iç içe olan sen değil misin? Bölge halkını kitle halinde katleden sen değil misin? Şehit eden sen değil misin? Emperyalistlerle kol kola ol hem. Onların muhbiri ol. Alçakça onlara hizmet et. Ondan sonra diyorsun ki biz karşıyız. Karşı olduğumuz halde bize niye karşısınız? Sen onların uşağısın. Aşağılık hareketler yapıyorsun. Hayır, demokratik mücadele ver. Mesela şiddete karşı ol. Demokrasiyi savun, sevgiyi savun ama şiddete karşı ol. Şiddet haysiyetsizliktir. Ya bir insan zorla bir fikri zorlamak çok adice bir hareket. O insanda meydana gelecek nefreti sen düşünebiliyor musun? Evet, dinliyorum. Zana Azali, HDP'li Altantan'ın gıyabında sen katliamcıdan mı yanasın, sana oy verenlerden yana mısın sorusunu yönelterek şu ağır suçlamalarda bulundu. O tarafını belli etmesi lazım. Şu ana kadar Kürdistan'da yaptığın tek bir örgütleme var mı? Yok. Binlerce şehit var. Seni milletvekili yapmışlar. Sen gidip onların direnişine laf mı söyleyeceksin? Cumhuriyet gazetesine röportaj veriyorsun. Kalkıyorsun, Kürtlerin işgalciye karşı direnişini karalıyorsun. Açık ve net söylüyorum. Altantan'ın yaptığı sömürgeciliğe katliamcılığa hizmettir dedi. Kim bu adam Zana Azade? Gösterebiliriz. Yani Türkiye'de mi bu? Yazar, evet. Yazar. Brüksel'de yaşıyormuş. PKK tarafı. Brüksel'de yaşıyor. Mednuçe'de yazıyormuş. Ne? Mednuçe'de yazıyormuş. Mednuçe. Televizyonda çıkıyor. Televizyonda çıkıyor. Bilmişlik yapıyor kendince, öyle PKK'ya yaranmaya çalışıyor. Yani ben daha iyi PKK'lıyım falan mı getiriyor kendince? Evet. Altantan dindar, aklı başında bir delikanlı. Eğer üstündeki baskı kalkarsa, PKK baskısı, bunların hepsini üfürür süpürür yani. Birçok HDP'li öyle. Yani HDP kitlesi eğer PKK'ya karşı korunursa Türkiye'de PKK diye bir şey bırakmazlar. Sırf onlar yeter yani. Bu alçaklardan nefret ediyorlar bilinçaltlarında ama baksana tehditleri nasıl çoğaldı. Bir daha oku bakayım bu haberi. Zana Azadi, HDP'li Altantan'ın gıyabında sen katliamcıdan mı yanasın? Sana oy verenlerden yana mısın? Sorusunu yönelterek
şu ağır suçlamalarda bulundu. O tarafını belli etmesi lazım. Şu ana kadar Kürdistan'da yaptığın tek bir örgütleme var mı? Yok. Şu ana kadar Kürdistan'da, pardon, binlerce şehit var. Seni milletvekili yapmışlar. Sen gidip onların direnişine laf mı söyleyeceksin? Cumhuriyet gazetesine röportaj veriyorsun. Kalkıyorsun. Kürtlerin işgalciye karşı direnişini karalıyorsun. Açık ve net söylüyorum. Altantan'ın yaptığı sömürgeciliğe, katliamcılığa hizmettir, dedi. Kardeşim, asıl sömürgecileri PKK çağırmıyor mu oraya? Tabii hocam, evet. Katliamcıları oraya çağıran onlar değil mi? Onlar. Amerikan, İngiliz derin devletleri sömürgecinin en önde gelenleri. Başka dünyada yok ki zaten oradan başka. Onların uşaklığını yapıyor PKK, alçakça. Bunu göre göre böyle bir söz nasıl söylüyor ya? Yani bu arkadaş PKK'lı mı? Üslubundan öyle gibi görünüyor. Evet. Evet. Evet, şu an bayağı ya. Oktar Bey, çağrılıyorsunuz. Dinliyorum. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan bir Kur'an kursunda elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 6 öğrenci hayatını kaybetmişti. HDP milletvekili bugün olayla ilgili yazdığı mesajında "Körpecik çocukları Kur'an öğrensinler diye ateşe atanların cehaletine yanıyor insan. İktidarın yarattığı bu karanlıktan besleniyor ölüm." yorumunda bulundu. Canım, Kur'an kursları ta Menderes döneminde bile vardı. İktidarla ne alakası var? Ferhat Tunç yazmış. Ayrıca her yerde bu tip olaylar oluyor. Yani komünistlerin olduğu yerde de yangın çıkıyor. Müslüman olduğu yerde de yangın çıkıyor. Burası imtihan dünyası. O çocuklar şehit olmuşlar. Yani Allah için, cehd için, gayret için yani. Oraya Kur'an kursuna gitmişler. Mübarek bir görevde, kutsal bir görevdeyken Cenab-ı Allah onların canını almış. Az veya çok yaşasın, herkes zaten vefat edecek. Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidecek. Ne mutlu onlara ki Kur'an kursu talebesi iken şehit olmuşlar. Cenab-ı Allah hemen cennetini almak istemiş. Konu bu. O yaşamaya devam etsin. Onlar da cennette sefa sürmeye devam edecekler. Yaşadığı da yaşamaysa eğer tabii. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Paris'te yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. İkili zirve sonrası açıklama yapan liderler, Türkiye ile Rusya'nın düşürülen savaş uçağı sonrasında nasıl beraber çalışabileceğini görüştüklerini açıkladı. Başkan Obama, Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz dedi. Kardeşim, şimdi olay şöyle bir olay benim anladığım. Bazen de demeyeyim de çoğu kere derin politikalar vardır. Rusya'yı dünya yalnız bıraktı. Yani bütün Avrupa, Amerika yalnız bıraktı. Bir tek Türkiye yalnız bırakmadı. Türkiye'nin yalnız bırakmamasından Avrupa mutazarır, yani rahatsız oluyor. Amerika da rahatsız oluyordu. Bu olayı meydana getirdiler. Türkiye de Rusya'dan kopmuş oldu. Ve böylece tecrit tamamlanmış oldu. Yani NATO taraftarı olan tek dostu Türkiye'ydi. Türkiye'yi de böylece Rusya'dan koparmış oldular. Bence bu yanlış. Rusya'yla bağımızın kopmaması lazım. Bu oyuna gelinmemesi gerekiyor. İnşallah. Ne Putin gelsin, ne de bir başkası. Mazlum bir halktır Rus halkı. Güzel insanlardır, mütevazi insanlardır. Tecritte kararlılar benim gördüğüm. Olay bu. Yani ana nedeni bu. Gel yakışıklı. James Dean'in aynısı. Yani, evet.
James Dean, çok güzel. Arkadaşların söylüyor mu sana öyle? Daha önce lise yıllarımda söylüyorlardı benzettiklerini. Yani bunun süksesiyle senin çok şey yapman gerekiyor değil mi? Aslında biraz saç stili benzetmiş olabilir mi? Biliyor. Takip ettik inşallah. Giyim tarzı, belli bir giyim tarzı yoktu. Sadece saç yapısı, sadece arkaya doğru yatıp kaldırıyordu. Ama o böyle çok özür dilerim de serseri kıyafetler giyiyor ve evet, gömlekler evet, falan çık. Yani yüzüne de serseri ifadesi veriyor. Seni tenzih ediyorum tabii. Yani çılgın genç takılıyor. Onun en ünlü filmi ne? Var mı öyle filmi? Var. Ne var? Devlerin devlerin şey aşkı. Devlerin aşkı. Devlerin aşkı. Evet. Vay be. Hanım kim orada oynayan var mı hanım? Var. Kim? Elizabeth Taylor. Evet, Elizabeth Taylor. Vay be. Batı yakasının hikayesi var bir de onun. Evet, evet. Ünlü değil mi? Evet. Böyle it kopuk gençler oluyor akadan sokakta. Evet. O ana. Bir ara o çok modaydı ya öyle. Sonra teröristlik anarşistliğe çevirdiler. Önce öyle sokak kabadaydı, çakallık yaygındı. Ankara'da da her köşe başında çakallar olurdu böyle. Küçük gruplar it gibi sokakta yaşanırdı böyle. Gelene gidene sataşırlardı falan. Sonra onlar bu anarşi teröristler çıkınca çok sevindiler. Oralara bir sefer dahil oldular. Tabi o yönünü kabul etmeyiz James Dean. O vefat etti herhalde evet, değil mi? Evet. 24 yaşında ölmüş. Kaç? 24. Arabasıyla süren denemesi yapıyor. Ha. Asi dediğiniz gibi hareketleri böyle. Ha, çılgın gençti. Evet, hızlı yaşamış. O kader öyle. Batı yakasının hikayesinde kim var, hanım var mı orada? Natalie Wood. O çok güzel bir kızdı. Yani kişilik olarak eski aktrisler daha kadın ruhunu güzel vurguluyorlardı. Mesela o tip kovboy filmleri şu an yapamıyorlar. Adamın elinde işte bilgisayar var falan. Yani o tarz bir hava verdiler. Öyle olmaz. Değil mi? Ben görmüyorum eski kovboy filmleri yok. Ya kovboy filmlerinin güzel yönü oranın doğal hayat içerisinde olması. Yani evet, elektrik yok falan feşmekan. Çok şükür o elektrik olmayan dönemi de yaşadık köyde, dedem köyünde. Bayağı güzel oluyor. Elektrik olayı geldi mi bambaşka bir şey oluyor. James Dean 1955'te vefat etmiş. Evet. Dinliyorum. Etiketimiz lisede Adnan Bey. Sevgi candır. İsteği girdi. Bak tam istedikleri gibi üslup kullandık daha ne yapalım yani. Ama güzel bir laf yani candır. Bence argo değil, güzel bir ifade. Evet, maşallah. Ne ayak falan argo olabilir. Ondan sonra aynen. Ne? Aynen. Evet. Efendim sıkıntı yok. O çok kıl bir laf yani, acayip kıl bir laf yani. Natalie Wood'un bir fotoğrafı vardı. Bakayım. Ya baksana gözlerinden karakter akıyor, çok güzel. Maşallah. Evet, dinliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin... Yok, gel yavrum. Ya kardeşim, senin de boyun bayağı uzun, nasıl yapacağız? Gel bakalım. Eyo, çok yakışmış kıyafetin. Bayağı güzel olmuşsun. Daha iyi olmuşsun, daha değişmişsin. Evet, bakışların falan daha güzel. Evet, çok anlamlı, güzel maşallah. Maşallah.
Burun diye bir şey yok, acayip şeker. Fındık gibi burun. Çok güzelleşmişsin sen de, bayağı hoş olmuşsun. Size çok şık, her zaman çok güzel görünüyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Evet. Yarım kaldı konuşman. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak Putin ateşe benzin döküyor, Rusya Orta Doğu'ya iyice konuşlanmanın arayışları içerisindedir yorumu yaptı. Rusya kesinlikle haksızdır diyen Bahçeli, Putin yönetiminin özü beklentisi ve ekonomik yaptırımları skandaldır ifadesini kullandı. Bahçeli, Rusya karşısında kuşkusuz yerimiz Türkiye'nin yanı, hak ve çıkarlarıdır dedi. Ya orada olay zaten Rusya'yı yalnız bırakmaktı. Onu da yaptılar yani. Rusya bilmeden bu tuzağa düştü. Yani bir tuzak hazırladılar, o tuzağın içine düştü. Yani kendi eline tuzağı geliştiriyor. Mesela ekonomik yaptırımlar yapıyor falan. Zaten Türkiye'de istenen bu bağın kopması, onu da yıldırım hızıyla yapıyor. Halbuki tam aksine oyuna gelmemesi lazım. Tam aksine yapmasının daha bağları güçlendirmesi lazım. Çünkü Türkiye Rusya'nın yalnız kalmasını istemedi. Delikanlılık yaptı yani. İstese Avrupa ile birlikte tecrit edebilirdi. Ama etmedi. Putin uyanık bir delikanlı. Bu oyuna gelmesin. Şimdi dediğiniz gibi de Avrupa Türkiye'ye yaklaşma hamlesi yaptı hocam. Ya tabii Avrupa şimdi elinize sağlık. İyi yaptınız. Evet. Helal olsun size. Şimdi sizi daha iyi yakınımıza alma hissine kavuştuk. Evet. Kalbimizde size bir muhabbet oluştu falan gibi bir haldeler. Halbuki Ruslar çok güzel insanlar. Mütevazi insanlar, sevgi dolu insanlar. Putin delikanlılığının, kabadayılığının gereği olarak böyle yapıyor ama oyunun derinliklerine doğru daha da hızlı ilerlemeye başladı. Tuzağa düşmemesi lazım. Tuzaktan sıçrayıp çıksın. İnşallah. Tuzağın içine kendi eliyle düşüyor. Yani bu tamam Türkiye zarar verir ama Rusya'ya vereceği zarar yani 100 misli. Evet. Yani tamamen izole olmuş bir Rusya kalacak geriye. Yani Rus halkında psikolojik müthiş travma yapar bu. Hiçbir ülkeye gidemiyorlar. Ve yalnızlaşmış bir ülke. Yani hiç kimsenin konuşmak istemediği, bağlantı kurmak istemediği bir ülke haline geliyor. Putin'in de tabii kendince iyi niyetli, samimi bakış açıları var. Mesela Türkiye'nin bölünmesi sürecini başlattıklarına inanıyor. Bu doğru. Yani bu teşhisi tam. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi, Türkiye'nin paramparça edilmesi projesi. Adamın etiketimiz hızla yükseliyor. Bakayım. Sevgi candır. Evet, güzel. Sevgin nefes, sevgin candır. Sevgin bana heyecandır. Bir fidandır. Eyo, canım benim daha güzelleşmiş. Aferin. Ruhunu geliştiriyor. Ruhunu geliştirdikçe o yüzüne yansıyor. Daha naif, daha hoş olmuş. Aferin. Yani her gün yüzünde bir gelişme oluyor. Maşallah. Cumhurbaşkanımız Katar ziyaretine giderken yanına gazeteciler almıştı. 13 kişi. 8'i bayan. Fotoğraf vardı. Bakayım. Bu sefer olmuş. Bu sefer olmuş. Evet. En çok konuşulanlarda ikinci sıradaymışız. Aslında birinci sıradayız da. Yani öyle diyorlar. Boş konu oluyor bazen birinci sıra. Eyvah, bayağı kaliteli kız olmuş. Aferin. Daha yaklaştır bakayım Eyvah'ın güzel yüzünü ben bir göreyim. Çok şeker değil mi bu ya? Maşallah.
Burun diye bir olay yok yani. Bir de hayredecek bir sevgisi var. Maşallah. İlk geldi, ben yani beni tanıyacak falan zannettim. Bayağı severek gelmiş. Durup durup sevgisini anlatıyor. Hiç ayrılmak istemiyorum diyor. Hep işte senin yanında olmak istiyorum diyor. Seni çok seviyorum diyor. Durduk yere yani. İki lafın arasında bir yani ne zaman bir konu açma imkanı olsa bu konusunda duruyor. Ama istisnasız yani nerede görse. Mad Men nedir? Mad Men. Dizi. Dizi. Evet. Allah Allah. Kimin dizi bu? Çok özür dilerim. Yani bir anda ortaya çıktın ya küt diyor böyle maşallah biz tanımıyoruz ama sen hemen tanıyorsun. Ne? Herkes genelde tanıyor. Ha, yani doğru. Birisinin söylemesi gerekiyor. Konusu nedir bunun? Senin fedakarlığından oldu tabii ki. Bak şekerle, bak şekerle, süslere bak sen. Gençler. Zaten halinize bak. En iyi elemanlarımızı gönderiyoruz artık düşünün yani. Estağfurullah. Sen alıştır ama su gerek göndermeye. Ha Ender sen lan. Bir de kurum kurum kuruluyor ya. Çayını da al. Evet. Efendim buyurun. Şahane olmuş. Sen de süper olmuş. Çok çok yakışmış. Bayağı güzel. Cafer Kocaman, Selma Erbaş, Ahmet Dağtekin. BRK'ye Gök Tanrı Tengri, Şerife, Halil Güray Şanlı, Şenol Koç. Evet dinliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden MHP başkanlık yarışındaki adaylardan birinin Gülen camiası ile bağlantılı olmakla itham etti ve şunları söyledi. Bir daha. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden MHP başkanlık yarışındaki adaylardan birinin Gülen camiası ile bağlantılı olduğunu söyledi. Bunların içerisinde birisi var ki gelecekte hep beraber göreceksiniz. Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın. Evet. Sayın Bahçeli diyorsa bir bildiği vardır. Sekiz kişi. Efendim şu iki koç yiğidi de gönderelim. Herhalde orada bir epey yer açılmış olacak. Kaç yer orada? Dört. Beş. Dört. Ama biraz da aşağıya hanımlar alalım. İnşallah. Cemil Bayık artık savaşmak değil müzakere istiyoruz demiş. Her kış böyle. Evet. Soğukta rahatsız oluyorlar. Evet. Gel.
Dinliyorum. Başbakan Davutoğlu'nun Fahri danışmanı olarak bilinen Etyen Mahçupyan, "Ey kendilerine AK Partili diyenler" başlıklı yazısında Tahir Elçi olayını tamamen cinayet olarak niteledi ve Tahir Elçi'yi hedef haline getiren AK Partilileri suçladı. Şöyle diyor yazısında, "Cumhurbaşkanından başlayarak başbakana, parti yönetimine, her türlü danışmana, köşe yazarlarına, TV yorumcularına ve kendilerini bilerek aparaçık kılmış herkese uzanan bir ortak sorumluluk var. İktidarın tepesinden en altına herkesin bu basiretsizlikle yüzleşmesi gerekiyor. AK Parti'yi sevdiklerine şüphe olmayan ama ona açıkça zarar verenlere tahammülün bir sınırı olmalı" dedi. O konuşmanın alakası yok. Doğrudan PKK infazı olay. Evet. Yani o AK Parti'nin konuşmasına alakası yok. Evet. Yani PKK Türkiye'den çekilsin diyorsa bir insan, zaten PKK açısından tek ceza vardır, infaz. Tabii. Yani şu ana kadar hep böyle yapmışlardır. Yani aksi yok yani. Altan Tanı Duran Kalkan polyanacılık yapma diye eleştirmiş. Altan Tan ortada bu kadar frankeşte time varken diyor, bırakın bir de bir tane polyan olsun diyor. Evet, dinliyorum. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı ile ilgili belgeleri ve delilleri göstermeyeceklerini söyledi. O niye o? O nasıl oluyor? Ya zaten öyle iddiaları vardı, delillendireceğiz dediler, şimdi göstermeyeceğiz diyor. Evet. Ama Tayyip Hoca meydan okudu, dedi ki evet, yani varsa ben istifa edeceğim, gösterin dedi. Evet. Onlar da istifasını istemiyorlar mı işte? Yani söylesinler, göstersinler, konu bitsin. Ya benim kanaatim öyle bir belge ellerinde yok. Yani işin doğrusu bu. Çünkü belge değil, bir şeyler gösterdiler, hiç alakasızdı yani. Evet, gelmek istiyoruz ama sizi böyle aşağılarda da görmek isteriz, aşağı salon. Bir kere ne yapıyor şu aşağı salondakiler, ben bir göreyim. Bak hep beyler doluşmuş ama yakışıklı gençler, yani o yönden iyi, avantajlı. O en öndeki de en fazla süzülen görüntüde, taze damat gibi süzüm süzülüyor. Kardeşim şu an bir rekor kırdık ama görülmemiş bir rekor. Yani şu ana tarihimizde yok. Yakışıklı nedir? Hemen geldin. İneceğim, tamam. Bir daha göreyim şu aşağıyı. Hanımlar gelmedi daha, öyle mi? Ha, bir kişi gelmiş. Ama güzel kadın ya, maşallah. Piraye sen de çok çok güzelsin. Piray uzaklara daldı bir anda. Maşallah, siz de güzelsiniz. Maşallah. Maşallah. Tecelli Allah'tan. Maşallah. 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 Ebru da bu yeni stilin iyi olmuş. Evet, güzel olmuş. Çok evet. Saat haliniz de öyle. Her günkü gibi.
Aynanın da daha bir havası değişmiş, daha bir güzel olmuş. Maşallah. Aa, başsultanım siz öyle kedilerde nasıl oldu böyle bir şey? O bizim hatamız olmuş. Ama o gelenin de nurlanmaya, aydınlanmaya ihtiyacı vardı. Çok iyi olmuş. Maşallah. Sizin yanınızda olmak çok büyük nimet. Evet. Maşallah. Twitter'da en çok konuşulanlarda birinci sıradaymışız. Maşallah. Herhalde bir şey içti, sonra da öksürmeye başladı. Kim o öksüren? Boğazına bir şey mi kaçtı senin? Hocam bir anda kuruma oldu. Ne? Bir anda ne içmiyorsun orada bir şeyler? Ya ne bulursan iç, ne fark eder? Ya ne bulursan de ki işte su, meyve suyu falan. Başka bir şey yok burada zaten. Şey yiyorsun sen. Ne o?
Ne? Tatlı vardı. Tatlı. Evet. Neye benziyor? Puding falan mı? Ya bu kadar kötü olman yani. Kameraya bakıyor dikkatlice. Kaşını daldırıyor ama çok sakin yemeye çalışıyor ama yani bütün kaslarını kasıldı hissediyor ya. Yani duyduğu ızdırabı anlatamam. Yani normalde kamera falan olsa o puding çoktan bitmişti. Ya onun gibi 10 tanesi de olsa çoktan bitmişti. Rahat olabilirsin. Bak kendini zora sokma yani. Bence direkt çala kaşık giriyor. Yani. Şeker çok zararlı diye anlatıyor normalde. Ama o puding bu ayrı bir şey yani. Oradaki o şekerin zehirini o süt alıyor. İnşallah. Etiketimiz 5 numara Adnan Bey. Maşallah. Etiketimiz evet sevgi candır. Güzel. Yok ya şeyin Putin'in üstüne gitmek doğru değil. Evet. Yatıştırmak lazım. Rusya yalnızlaştırma politikası vardı. Onun esaslı atağını yapmış oldular. Putin bu tuzağı bozsun. Yani Türkiye hiçbir zaman için Rusya'yı yalnız bırakmak istemedi. Yani delikanlılığını ortaya koydu, yiğitliğini ortaya koydu. En zor şartlarda bile birçok ülkenin baskısına rağmen koruyup kolladı. Bu güzelliği Rusya görüyordur. Yani bu oyuna gelmesin. İnşallah. Oktara kakao ve şeker zararlı değil mi diye soruyorlar mı şu an? Evet. Ama bu kadar yakında durunca... İnsan dayanamıyor diyorsun. Yememek daha zararlı mı hocam? Ha doğru tabii. Çünkü meydana gelen stres çok şiddetli oluyor. Değmez. Yeni dekor, yeni ambiyans müthiş diyor. Çok klas olmuş. Feride yazmış. Şu an hiçbir kanalda böyle bir estetik ve güzellik görmedim diyor. Hüseyin Emre. Dinliyorum. Tahir Elçi öldürüldüğü sırada yanında bulunan Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Vedat Alan, CNN Türk'te saldırıyı değerlendirdi. Vedat Alan, Diyarbakır sokaklarında özgürce hareket edebilmek istediklerine dikkat çekti. Alan, Tahir Elçi bugün yaşasaydı bu durum karşısında beni öldüren bu hendeklerdir, barikatlardır derdi. Bu hendekler yüzünden biz başkanımızı kaybettik diye konuştu. Şimdi bak bu şahsı da vurmaya kalkar PKK. Evet. Böyle kahpe ve alçak bir yapı. Bu Kürt kardeşlerimizin samimi kanaati. Evet. Bu mikroplardan artık yaka silkiyorlar. Modası geçmiş 100 yıl öncesinin Stalinist düşüncelerinin aptalca ve ahmakça ortaya çıkıyorlar. Evet. Ve şiddeti ve dehşeti savunuyorlar. Onlar da diyor ki biz Diyarbakır'da insan gibi yaşamak istiyoruz. Bu kadar. Evet dinliyorum. Pardon. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Amerikalı milletvekillerinin sorularını cevapladı. Carter, Amerika'nın IŞİD'e karşı oluşturulan küresel koalisyona liderlik etmesinin önemli olduğunu, ancak müttefiklere de ihtiyaç duyduğunu söyledi. Carter, Türkiye IŞİD'e karşı savaşta daha aktif olmalı, sınırını güvenli hale getirmeli ve Türkiye'ye giren IŞİD'cilerin peşine düşmeli dedi. Bir daha... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter, Amerika'nın IŞİD'e karşı oluşturulan küresel koalisyona liderlik etmesinin önemli olduğunu, ancak müttefiklere de ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Carter, Türkiye IŞİD'e karşı savaşta daha aktif olmalı, sınırını güvenli hale getirmeli ve Türkiye'ye giren IŞİD'çilerin peşine düşmeli. PKK'lılar? Onları bahsetmiyorum. Onlar önemli değil diyor. Ya bu adamda utanma hissi var mı ya? Ne konuştuğun farkında mı bu? Türkiye'de bir işi tehlikesi yok. PKK Güneydoğu işgal etmiş durumda. Sınırlarını hem içeriden hem dışarıdan işgal etmiş durumda. Evet. Enişten Carter bilmem neyken. Yani nereden enişte oluyor? Ya adamın pervasızlığına bak ya. Münasebetime. Yani bunların kafası nasıl çalışıyor ben anlamıyorum ya. PKK hem içeriden Güneydoğu işgal etmiş hem dışarıdan işgal etmiş. On binlerce askerimiz, polisimiz şehit etmiş. Yani gelmiş geçmiş en büyük terör örgütü. Adam onlar siz bırakın ya diyor. IŞİD'le ilgilenin diyor. Alay eder gibi yani. Bunlara esaslı cevap verilmesi lazım. Ya böyle münasebetsizlik olmaz. Umursuzluğa bak, adamdaki ferahlığa bak ya. Oktar'ın filminde bir eksiklik vardı. Onu tamamlarlarsa o filmi göreyim ben. Hello Sam. Hello Miss Elsa. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time. Used to be a much better liar, Sam. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Oktar'ı balık gözüyle çekmişler, olmamış. Onu daha uygun bir kamera çeksinler. Bir daha yapsınlar. Giriş sahnesi falan çok iyi ya. Yani Marksist olması, bir adam ateist olması falan önemli değil bizim. Öyle bir derdimiz yok yani. İnsancıl olduktan sonra, nezaketi, sevgiyi, saygıyı bildikten sonra ondan her türlü
arkadaşlık, dostluk oluşturulabilir. Konuşursun, makul noktalarda anlaşırsın. Evet. Hayko Bağdat da o nebiden bir insan. Yani belli eli yüzü temiz bir insan. Olabilir, Marksist de olabilir. Ermeni olmasına zaten iftihar ederim. Yani Marksist olması da belki fakirleri korumak için düşünmüş olabilir. Zaten İslam'da velayet sistemi var. Marksizmin en ileri sisteminde bile bu sosyal adalet sağlanamaz. Yani herkes elindeki avucundaki kardeşine veriyor. Hangi sosyal sistemde, hangi ideolojide bu var? Evet. Hocam, Allah'ın özel bir ilhamı var üzerinizde. Her gece Kur'an'a çağıran sözleriniz, öğütleriniz çok olağanüstü bir şey diyor. Sözlerinizi yazmaya kalksak her gece bir kitap olur diyor. Kaan Ünsal. Allah konuşturuyor. Güç kuvvet Allah'ındır. Bizi vesile ediyor. Biz Allah'ın aciz, sıradan kullarıyız. Evet. Var adam bir. Bakayım. Sevgi candır, güzel. Gençlerin diline konuşmak çok önemli. Selahattin Arzak. Selahattin Arzak. Barzani dindar derken, yoksa Müslüman oldu da bizim mi haberimiz yok? Hak din İslam'dır. Barzani Müslüman tabii, nasıl haberin yok senin? Ne kadar dar ufukları ya. Yani görgüsü, bilgisi, araştırma gücü gençlerin çok güçlü olması lazım. Barzani'nin dindar olduğunu bilmemesi inanılır gibi değil. Hayır, aksine bilgiyi nereden aldın ayrıca? O da çok önemli. Yani dinsiz olduğunu nereden öğrendin? Evet, dinliyorum. Putin, Türk-Rus ilişkileri için sorulan bir soru üzerine ilişkilerin bozulmasından dolayı çok üzüldüğünü ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hepimizin üzüldüğünü düşünüyorum. Benim için özellikle çok üzücü. Çünkü ben şahsen bu ilişkilerin gelişmesinde uzun bir süre çok emek harcadım. Açıklamasında bulundu. Evet, doğru, güzel ama niye oyuna giriyor ki? Oyuna gelmesin. Yani çünkü bir Rusya'yı tecrit politikası var. Yalnız bırakma. Abi çok güzel insanlar, bak her zaman söylüyorum. Avrupa'nın en mütevazi, en sevecen insanlar Ruslardır benim gördüğüm. Yani yahut onlardan birisidir diyelim ya, Avrupa'nın en sevecen insan topluluklarından birisidir. Hep görgülüdürler. Yani müziğe çok önem verirler, spora önem verirler, kaliteye önem verirler. Ve yumuşak başlı insanlar. Bir anda böyle bir hale gelmek bence yersiz. Yani Putin toparlansın, bu oyunu bozsun. Hiç gerek yok yani. Bak, Türkiye hiçbir şekilde yalnız bırakmadı Rusya'yı. Evet. İşte boş bulunduk diyorlar yani, artık bu daha nasıl desin yani. Biz Rus uşağı olsa düşürmezdik diyor, daha ne söylesin yani. Gururuna düşkün bir delikanlı ama olay zannettiği gibi değil.
Orkestra konusunda da çok titiz. Baya güzel. Elektro ağladı. Asfalt ağladı be. Bırak Mike diyor bunlar. Reklam kokan hareketler. Çok yaman delikanlı o maşallah. James Dean, resimleri var mı sende? Evet. İşte bu tarz yapacak, o zaman olur. Köfte pozdan poza geçmiş.
Bak gözleri parladı. Yarın aynı kıyafetlerde bekliyoruz seni. Minik bir kedi vardı, sevmekten çok hoşlanıyor. Bakayım. Lan Çin'e benziyorsun lan, sen Çin'e lan. Bayağı küçük ya, çok şeker. Ama bu halis Çin bu ya. Bak bak, kriz geçiriyor. Bayağı tatlı maşallah. Ne büyük nimet kedi ya. Tavşan kedi, köpek. Çok komik tipler ya, hepsinin komik ya. Evet, dinliyorum. Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, yargıdaki güven sorununa değinerek yargı reformuna ihtiyacımız var dedi. Tamam, yapsınlar. Yani iyi olur. Bana hiç yabancı değil. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Sazlı sözlü yine devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Çarlık sistemi Rusya'da hakim ve güçlü bir yapıyken, Lenin ve yanındaki birkaç destekçisinin savunduğu Marksist zihniyet ciddi bir tehdit olarak görülmemişti. Fakat bu zihniyet, beklenmedik bir anda çarlık sistemini yıkacak, tüm Rusya'ya komünizmi hakim edecek ve milyonlarca kişinin canına mal olacak şekilde güçlendi. Bunun en büyük sebebi, Lenin ve destekçilerinin sapkın da olsa bir inanca, felsefeye sahip olmaları, Çarlık Rusyası'nın ise sayıca çok kişi tarafından desteklenmesine rağmen herhangi bir ideolojisinin olmayışıydı. Komünist anarşist PKK'nın da faaliyetlerine küçük bir dergi çıkararak başladıklarını hatırlayalım. Marksist, Leninist, Stalinist ideolojiyle ortaya çıkan ve ilk eylemini Kürtleri katlederek gerçekleştiren PKK, şu anda birçok derin Batı devleti tarafından desteklenir konuma gelmiş ve Güneydoğu'da alan hakimiyeti sağlamıştır. Bunun tek sebebi ise örgütün sapkın da olsa bir inanca ve ideolojiye sahip olması ve bu ideoloji için savaşmasıdır. Milletimizin kitleler halinde Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik gösterilerinde bulunması güzeldir. Fakat Türkiye'de felsefi ve ideolojik mücadele olmadığı müddetçe PKK gibi örgütler bu kitle hareketlerinden etkilenmeyeceklerdir. Çünkü Marksizm zaten daima çoğunluğa meydan okumuştur. Dolayısıyla karşılarındaki sayıca fazla olan topluluk Marksist teröristleri caydırmaz.
PKK'yı caydırmak, zihinlerindeki yanlış inancı külliyen yok etmekle, bu da ancak karşı, fikri, ideolojik bir çalışmayla mümkündür. Marksizmin ideolojik kökeni tümüyle bir aldatmacı olan Darwinizmdir. Darwinizmin ise bilimsel delillerle çökertilmesi oldukça kolaydır. Fakat ne acıdır ki ülkemizin okullarında Darwinizm adeta bir gerçekmiş gibi okutulmakta ve PKK'nın dağda aldığı eğitimin altyapısı gençlere okullarda aktarılmaktadır. PKK işte bu nedenle savunduğu sapkın felsefeden şüphe etmemekte, kendi savunduğu felsefenin okullarda neredeyse her derste bilimsel bir gerçekmiş gibi okutulduğunu görmektedir. Bu dehşet verici durum, PKK'nın ideolojisini yok edecek bir gençlik yetiştirmek bir yana, aksine onlara destekçi sunmaktadır. Şu konuya dikkat verilmelidir. Türkiye çok zor bir dönemden geçmekte, teröre karşı hayati bir mücadele vermektedir. Terörün bu kadar güçlenmesinin başlıca sebebi derslerde atamız mikrop denmesi, canlıların yaratılışlarının tesadüflerle olduğunun iddia edilmesidir. Yani açıkça Allah yok denmekte ve Allah'a meydan okunmaktadır. Allah'ı tenzih ederiz. Bu yanlış eğitim devam ettiği müddetçe Allah ülkemizin üzerindeki bu büyük belayı kaldırmayabilir. Okullarda evrim bir genel kültür olarak öğretilmeye devam edebilir. Ama mutlaka bilimsel delillerle buna cevap verilmelidir. Öğrenciler evrimin bir safsatı olduğunu, hiçbir yönlendirme olmaksızın sadece fosillere ve diğer bilimsel delillere bakarak anlayabilmelidirler. Evrime bilimsel cevap verme yeteneğine sahip olmadığı için alttan alta evrime teslim olmuş veya evrim kalmış mı ki diyerek bir kenara çekilmiş kişiler bu bilimsel mücadeleyi gerçekleştiremezler. Bunun için söz konusu bilimsel mücadeleyi hakkıyla yapacak kişilerin devrede olması gereklidir. Okul müfredatlarında yapılacak değişiklikle birlikte TRT'nin ve devletin tüm yayın organlarının da devreye girmesi ve bu bilimsel çalışma için tüm imkanların seferber edilmesi beklenmektedir. Gençlerimiz ancak ve ancak Darwinist, materyalist, Marksist ideolojiye bilimsel olarak cevap verebildikleri, milli ve manevi değerleri güçlü şekilde yetiştirildikleri zaman PKK'nın ideolojisine fikren karşı koyabilirler. PKK da ancak ve ancak ideolojisi çürütüldüğü takdirde sona erecektir. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.